Meslek sahibi olmak ister misiniz? Peki bunun bedava olmasını ister misiniz? Üstün derece okulları güvencesiyle Türkiye'nin yeni okulları Teknokent Koleji İskenderun'da. Harneler nasıl? Ha? İyi mi? Al. Tamam, kardeşlerim. İster misin böyle? İsterim. Parlamenter sistem özü itibariyle yasamanın seçildiği, yürütmenin ise yasama içinden çıktığı bir sistemdir. Bu bağlamda siyasi partiler her zaman için sandıktan tek başlarına güven oyu alabilecekleri bir milletvekili çıkaramayabiliyorlardı her zaman. Bu beraberinde neyi getiriyordu? Uzun koalisyon görüşmelerini, yorucu hükümet görüşmelerini ve can sıkıcı kabine pazarlıklarını beraberinde getiriyordu. Milletimiz seçimini yapıyordu. Ertesi gün hükümetin kurulmasını beklerken aylar süren pazarlıklara, aylar süren koalisyon görüşmelerine tanık oluyordu. Allah'a hamdolsun, evet AK Parti de parlamenter sistem içerisinde iktidara geldi ve 16 yıllık iktidarını parlamenter sistem içerisinde tecelli ettirdi. Ancak bu her zaman Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir kişilik, güçlü bir liderlik ve karizmatik bir siyasal önderlik gelmesi durumunda mümkün olacak. Fakat bunun her zaman devam edebilmesi kişiye bağlı, sisteme bağlı değil. Yani istikrarın kişiye bağlı olduğu bir sistem milletimize yakışmıyordu, milletimizin sorunlarını çözmeye yetmiyordu. Keza hatırlayacaksınız, yaşı yeten abilerimiz hatırlarlar, 12 Eylül sonrası yapılan ilk seçimlerde Anavatan Partisi tek başına ezici bir çoğunlukla iktidara geldi. Ama bu iktidarını uzun dönem sürdüremedi, sonrasında Türkiye gene 80 öncesi olduğu gibi koalisyonlarla tanıştı. 80 öncesi nasıl ki işte MSP, CHP hükümetlerinin koalisyon yaptığını, Milliyetçi Cephe hükümetlerinin koalisyonlarını, azınlık hükümetlerinin dışarıdan verilen güven oyu desteklemeleriyle hükümet ettiklerini yaşı yeten abilerimiz hatırlıyor. Biz de 90'lı yılları hatırlıyoruz. Yaşı yetmeyen kardeşlerimiz bunların hiçbirine tanık olmadılar çünkü AK Parti'nin iktidarda olduğu istikrarlı bir Türkiye'de dünyaya geldiler. Bütün bu istikrarsızlığı ve bu istikrarsızlığın sebebiyet verdiği ekonomik problemleri ve bu istikrarsızlığın sebebiyet verdiği iç güvenlik sorunlarını ve dış politikadaki zayıf görüntüyü gidermek için Türkiye'nin artık kendisine yakışan bir hükümet sistemine geçmesi gerekiyordu. Nedir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimin yapıldığı günün ertesi günü hükümetin kurulduğu, işçinin iş yerine, memurun dairesine gidebildiği, gönül rahatlığıyla ülkenin kaldığı yerden icraî işlemlerine yürütme marifetiyle devam edebildiği sistemin adıdır. Şimdi biz Allah nasip ederse 24 Haziran'da seçime gideceğiz. 25 Haziran günü hükümet kuruldu mu? Kurulmadı mı? Hangi parti kaç vekil aldı? Acaba kendi aralarında uzlaşabilecekler mi? Hangi bakanlık hangi partiye verilecek? Hangi bakanlık tartışma konusu olacak? Ya da hangi bakanlıklar bir iken ikiye bölünüp iki siyasi partinin de gönlünü edecek şekilde çoğaltılacak? Sorularını sormayacağız. Bunu düşünmeyeceğiz. Bileceğiz ki sandıktan %50+1'i kim alırsa milletin iradesini tecelli ettiği sandıktan birinci çıkmıştır ve o saygıyı hak eden bir sonuçla ülkeyi yönetmeye layıktır. Tam ile yürütme arasındaki o keskin hatta derinleşmiş olacak ve daha demokratik bir sisteme kavuşmuş olacağız. Bunun yanı sıra birçok iş ve işlemin yapılabilmesi için Türkiye'nin önüne çıkartılan bürokratik engelleri aşma konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle birçok mesele daha rahat, daha kolay halledilmiş, daha rahat bir yasal zemine kavuşmuş olacak. Kişilik bir genç kitlesi olduğunu hatırlatıp o kardeşlerime hitaben birkaç cümle sarf edeceğim. Ancak öncesinde siz değerli büyüklerime, yani AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'yi çok iyi hatırlayın. Ve yıllar vardı, eski Türkiye dediğimiz yıllar. Tek şeritli gidiş geliş yollarda ömrümüzün, vaktimizin israf olduğu, heba olduğu, ertesi gün bayrama gelir diye beklediğimiz evladımızı, terör karşısında kaybetmediğimiz halde, terörle mücadelede kaybetmediğimiz evladı
trafik kazalarında yitirdiğimiz, gencecik çocuklarımızı heba ettiğimiz yollar vardı bu ülkede, hatırlıyorsunuz değil mi? Ders kitaplarımızı mahalledeki bir üst sınıftaki abilerin az kullanılmış kitaplarından seçerdik. Çünkü arasanız da ders kitabı bulamazdınız. Şimdi ben bunları anlatırken, ya biz nelere yaşamışız, nerelerden geliyoruz diye hepinizin gözünün önünden o film şeridinin geçtiğini çok iyi görüyorum. 2011 seçimlerine gittiğimizde artık Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da etrafımızdaki komşu dediğimiz kadar oy verdiniz. Ve işte her ne olduysa ondan sonra oldu. İstikrarsızlığı yakalayamadıkları, siyasal açıdan yakalayamadıkları Türkiye'de, bakın bunlar İstanbul'un göbeğinde ormanları keserek yapılmış bazı üniversitelere, bazı kampüslere hiç seslerini çıkarmadılar. Ne dediler? Hatırlayın. Üçüncü köprünün imalatından, inşaatından vazgeçin dediler. Doğru mu? Bu köprünün adını Yavuz Sultan Selim yapmaktan vazgeçin dediler. Kimdir Yavuz Sultan Selim? Ordunun, Muradi'nin banisi, Yayla Dağı'nın kurucusu, ona layık bir ahfad olmaya çalıştığımız kutlu ecdat. Allah rahmet eylesin. Bu millete her seferinde makarnacı dediler, kömürcü dediler, göbeğini kaşıyan adam dediler. Ama kuvvet kudret sahibi Cenab-ı Hak. Atatürk'ün makamına Abdullah Gül'ü oturtmayız dedikleri Abdullah Gül'ü çatı adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza dikmeye kalkanlar yine bunlar. Bize makarnacı deyip 15 Temmuz gecesi fanilalarına, marketleri yağmalayıp fanilalarına makarnaları dolduranlar gene bunlar. Ey kurban olduğum Rabbim. Sen o kadar yücesin ki, senin hikmetinden sual olunmaz. Sen o kadar yücesin ki, öğretmeniyle beraber namaz kılmaya giden 3 tane ortaokul öğrencisini meclise şikayet eden Muharrem İnce'yi ezan okunurken selama durduruyorsun. Rabbim sana şükürler olsun. Rabbim sana şükürler olsun. MHP ile AK Parti bir araya gelip 2008'de başörtüsü meselesini çözmeye kalktığında 411 el kaosa kalktı diyenlere bugün miting meydanlarında bacılarım, ister evde örtün, ister iş yerinde örtün, ister mecliste örtün, biz sizin emrinizdeyiz, hiç kimse başörtünüze dokunamaz da diyorsun. Ey Yüce Rabbim, hikmetinden sual olunmaz. Sana şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bu Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın normalleştirdiği Türkiye. Bu Muharrem, bu kampanyayı sakalla sarıkla bitirir demedi demeyin. Bu sıralar nerede bilmiyorum. Yakınlarda bir camide itikafa da girmiş olabilir. Aman rahatsız etmeyin. Ama millet yemiyor. Çünkü samimi değiller. Çünkü bunlar milletin inancıyla alay ediyorlar. İnancıyla alay ettikleri gibi töresine de, örfüne de savaş açıyorlar. Değerler haritasıyla mücadele ediyorlar. Ama olsun. Sözde de olsa bu noktaya gelmiş olmaları takdire şayan. Bir de yazma takan birisi var. Yazma, yazmalık kardeşlerimizi tenzih ediyorum. Tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor mitingde. Bir hanımefendi. O da yollara düşmüş. Telef olmuş. Ey Bahçeli, senin neren milliyetçi? Gerçek milliyetçi benim diyen Meral işi gücü bırakmış. Amanoslar'da, Gabar'da gençlerimize silah doğrultup onları şehit eden terör örgütünün siyasi uzantısına ve onun liderine özgürlük diye meydanlara dökülmüş. Demirtaş'a özgürlük demekten ömrü soldu ya. Bildiğimiz tek bir özelliği var. Mazotu 1,5 lira yapacağım diyor. Selam olsun Cem Uzan'a. Selam olsun. Mirasını burada yürüten, senin şanını burada sürdüren birileri var yiğidim. Ey Cem Uzan, sana selam olsun. 1,5 lira yapacakmış mazot. Muharrem İnce tek bir özelliği var. Eğer Meral o mazotu 1,5 liraya getirirse, indirirse traktöre binip onu geri geri anaryeye edebiliyormuş. Bildiğimiz başka bir hiçbir özelliği yok. Ben diyor traktörü geri geri park edebilirim diyor. Bir de diyor biz bisiklete binerim diyor. Ya senin bindiğin bisiklete bizim Buluttepe çocuğu, kontur pedal bisiklete şurada 5 kişiyi bindirip 8 yaşında şu yokuşlar aşağı. Şu yokuşlar aşağı inebiliyor ya. Bizim Esentepe çocuğu senin sürdüğün traktörü 9 yaşında sürüyor. Doğru değil ama bu yani. Şimdi hal bu. Onların ne olduğunu anlatacak değilim. Hakikaten bir yanda
milletin iradesine yönelen darbe tehdidini, milletini sokaklara çağırarak, bugün iradenize sahip çıkma günüdür, bugün devletinize, geleceğinize, istikbalinize sahip çıkma günüdür. Biz ölümüne, ölümüne diye sokaklara davet eden bir lider var, bir yanda bu çapulcular var. Milletimiz kararını verecek, vermiş, elhamdülillah bu karar AK Parti iktidarıdır, AK Parti iktidarının devamıdır. Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz, AK Parti'ye oy veriyoruz ama aslında kendi geleceğimize oy veriyoruz. Birliğimize, beraberliğimize yönelen, bizlere tuzak kurmaya kalkanlara fırsat vermez. Şimdi, bütün bunları ben anlatıp sizlere bir emanet bıraktım. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 18 yaşındaki kardeşlerim, 1 milyon 800 bin kardeşimiz ki %2.8 yapıyor. Türkiye'nin en büyük siyasi partilerinden bir tanesi 18'likler. Bunlar bizim evlatlarımız, bunlar bizim torunlarımız, bunlar bizim... Eğer rıza gösterseydi CHP, MHP hükümetine, dışarıdan HDP'nin destek sözünü de almış, o hükümetin başbakanı olabilirdi ama yanaşmadı. Tüyleriniz diken diken oluyor değil mi? Peki bu ihtimal yaşandı mı bu ülkede? Yaşandı. Bu görüşmeler yaşandı mı? Yaşandı. Bu koalisyon pazarlıkları yaşandı mı? Yaşandı. Hatta hükümet kurulamadığı için HDP'den 3 kişi parlamentoya bakan olarak gelip yemin etti mi? Ama Allah'a hamdolsun milletimiz ferasetiyle, bu canı sağ olasıca millet bazen kızar, kırılır, darılır. Şöyle elinin ayarıyla partilere ders vermeye kalkar, yine Haziran'da elinin ayarı kaçtı biraz. İnşallah bu seçimde de kaçacak. Ben inanıyorum. 7 Haziran'da tersine kaçtı, şimdi Allah'ın izniyle. Diriliş dönemindeki hizmetlerinden ve icraatlarından memnun olduğu AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı tek başına tekrar iktidara getirmek için sandıkları patlatırken elinin ayarı kaçacak Allah'ın izniyle. Bu kardeşlerimize, gençlerimize bunları anlatalım. Her şeyi dört dörtlük, her şeyi çok iyi yaptığımız iddiasında değiliz. Bizler kuluz ve kullar hata yapar. AK Parti'de, lideri de, kadroları da hatadan münezzeh. Her ne yaptıysak iyi niyetle yaptık. İçtihad ettik, isabet ettiyse 2 sevap, etmediyse 1 sevap. Usul budur değil mi? Eyvallah. Ama milletimizle yüzleşmekten kaçmadık. Milletimiz şu konuda hata yaptın dediğinde eyvallah dedik. Öptük, başımızın üzerine koyduk. Bu hatayı yaptık, bir daha tekrarlamayacağız dedik. Allah sizden razı olsun.